27 Ocak 1959'da Sovyetler Birliği'nde Oral Politeknik Enstitüsü'nden 9 kişilik bir öğrenci ekibi Ural Dağları'nın kuzeyine bir keşif için yola koyuldu. Hepsi dağcılık kulübünün üyesiydiler. Her şeyi adım adım planlayan tecrübeli dağcılar 27 Ocak tarihinde yola çıktı. Bu olay 60 yıldan uzun süredir çözülemeyen bir gizemler silsilesinin başlangıcıydı. Ekibin bu gezi için endişe duyan aileleri vardı. Igor'un annesi arkadaşlarıyla geziye gitmesine karşı çıkmış, mezuniyetinin yaklaştığını ve bu yüzden tezine odaklanması gerektiğini söylemişti. Ama ona yalvardı. "Son bir kere gideyim anne," dedi. Annesi de en sonunda izin verdi. Grubun lideri olan Igor Dyatlov, kendisi gibi izin koparmakta zorlanan arkadaşlarının ailelerine 12 Şubat tarihinde şehirdeki spor kulübüne geziyi tamamladıklarına dair mesaj göndereceklerinin sözünü vererek 2 hafta sürecek bu yolculuğa hazır olduklarını iletti. Yola 10 kişi olarak çıkan ekip yürüyüş noktasına varmak için önce tren yolculuğu yaptı. Bu yolculuğun sonunda içlerinden Yuri Yudin rahatsızlandı ve geri dönmek istedi. Yudin'in ayrılmasıyla ekip başlangıç noktasına ilerledi. 28 Ocak tarihinde başlangıç noktasına ulaşan gençler için ilk birkaç gün oldukça normal geçti. O günlerde çekilmiş fotoğraflar ne kadar mutlu olduklarını gözler önüne seriyordu. 9 kişilik ekipteki herkes kendince günlük tutuyor. Havanın dondurucu soğukluğu bir yana ekibin tüylerini ürperten başka bir gerçek ise bulundukları coğrafyanın kalbinde yatıyordu. Bölgenin yerel kabilelerinden Mansiler, Rusya'nın dağlarını kendilerine yuva yapmış bir kabileydi. Ekip yürüyüş yaptığı her yerde birbirinden farklı Mansi işaretleriyle karşılaşıyor, onları kendilerince yorumlamaya çalışıyordu. 1 Şubat'ta Ölüm Dağı'nın eteklerine ulaştılar. Bölgenin yerel halkı Mansiler, Ölüm Dağı'nda daha önce açıklanamayan birçok gizemli olay yaşandığını ve oraya gelenler bir daha asla geri dönmediği için bu dağa Ölüm Dağı adını vermişlerdi. Genç dağcıların hedefine son bir durak kalmıştı. 1 Şubat gecesi Ölüm Dağı'nda konaklayan gençler dondurucu soğuk ve kasvetli ortamın etkisiyle gerilmeye başlamış. Kendi işlerinde bazı tartışmalar yaşanmıştı. -30 derecelik havada Ölüm Dağı'nın eteklerinden dört bir yandan rüzgar alan bir noktaya büyük bir çukur kazan gençler çadırlarını tam da bu noktaya kurmuşlardı. İşte ne olduysa o gece oldu. O gece tek amaçları macera olan 9 genç 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece gizemin başlangıcı oldu. Igor ve arkadaşlarının planlarına göre gezi 12 Şubat 1959 tarihinde sona erecekti. Ancak aradan günler geçse de hiçbirinden ses gelmedi. Gruptan haber bekleyenler başlarda hava şartlarından dolayı bazı aksaklıklar olduğunu düşündüler. Takvimler ayın 20'sini gösterdiğinde artık ters giden bir şey olduğunu düşünen ailelerin talebi üzerine kayıp öğrencileri aramak için arama kurtarma ekipleri görevlendirildi. Uzun uğraşlar sonucunda kamp alanına ulaşan ekipler bölgeye gittiklerinde çadırı gördüler. Ancak dağcılar orada yoktu. Çadırın çevresini araştıran ekipler birkaç ayak izi buldu ve izleri takip edince gördüklerine inanamadılar. Çadırın etrafında yapılan araştırmadan anlaşıldı ki dağcılar çadırı içeriden yırtmıştı ve gecenin karanlığında kimisi ayakkabı kimisi çorapla karın üzerinde koşmuştu. Kurtarma ekipleri artık hiçbirinin sağ bulamayacaklarını anladılar ve cansız bedenlerini bulmak için var güçleriyle çalıştılar. Sonunda kampın 500 metre ilerisinde ilk cansız bedenlere ulaştılar. Kurtarma ekipleri ilk olarak Yuri Krivenishenko ve Yuri Doroshenko'yu buldu. Ancak bulunduklarında üzerlerinde hiçbir kıyafetleri yoktu. Her ikisi de çırılçıplaktı. Araştırmacılar ilerledikçe Igor Dyatlo, Zina Kolmogorova, Rüstem Slobodin'in cesetlerini de buldu. Igor'un evine bir telefon geldi. Telefon çaldığında annesi mutfakta turta yapıyordu. Telefonu 12 yaşındaki kızı Tatyana açtı. Daha önce hiç sesini duymadığı bir erkek, "Evde yetişkin biri var mı?" diye sordu. Tatyana telefonu abisine verdi. Abime kardeşimiz Igor'un öldüğünü söylediler. Sonraki gün ailem üniversiteye çağrıldı ve kabus başladı diye anlatıyor. Tatyana bugün 70'lerinde bir büyük anne olsa da 1959'daki o günü dünmüş gibi hatırlıyor. Annem bu kaybı asla kabullenemedi. 23 yaşındaki oğlunun geziye katılmasına izin verdiği için kendini hiç affetmedi. Özellikle de böyle korkunç ve anlaması güç bir ölüm olduğu için çalışmalar gittikçe daha da derinleşti ve yaşanan felaket gün yüzüne çıkmaya başladı. Kurtarma ekipleri uzun uğraşlara rağmen geri kalan 4 genci bulamadı. Diğer cesetlerin bulunabilmesi ancak olayın üzerinden birkaç ay geçtikten sonra 4 Mayıs günü gerçekleşebildi. Bulunan 4 cesetle birlikte ilk 2 cesedin çıplak olmasının sonrasında bulunan 3 cesedinde arkadaşlarının kıyafetlerini giymiş bir şekilde bulunmasının sebebi anlaşıldı. Son 4 ceset bulunduğunda Zolotaryov, Dubinina'nın kürklü mantosunu ve şapkasını, Krivonishenko'nun yün pantolonunu giymişti. Belli ki hepsi aynı anda ölmemiş, arkadaşlarının öldüğünü görenler diğerlerinin kıyafetlerini alıp hayatta kalmaya çalışmıştı. Olayın ardından yapılan tüm çalışmalar 9
buzdağcının kameraları da dahil olmak üzere botlarını bile almadan çadırdan bir anda kaçtıklarını gösteriyordu. Peki gençler çadırdan neden bir anda dışarı fırlamıştı? Gençler tam olarak neden kaçıyordu? Gençlerin cansız bedenleri üzerinde yapılan çalışmalar ölüm nedenlerinin hipotermi olduğunu gösterdi. En bilimsel teoriye göre dağcılar gecenin soğuğundan etkilenmiş ve tek tek ölmüştü. Fakat bu açıklama her şeye cevap vermiyordu. Slobodin ve Brignol'un kafataslarında kırıklar vardı. Dubinina ve Zolotaryov'un ise kaburgaları kırıktı. En korkutucu olanı ise Dubinina'nın dili kopmuş, gözleri ise yerinden oyulmuş olmasıydı. Sonradan yapılan incelemelerde tüm cesetlerin üzerinde bazı radyasyon kalıntıları olduğu tespit edildi. Kimileri yerel halk Mansilerin onlardan rahatsız olduklarını ve 9 dağcıyı öldürmüş olabileceğine inandı. Devlet o yıllarda 9 gencin ölümünden sorumlu kişilerin Mansiler olabileceğine o kadar inandı ki itirafçı olmaları için Mansi halkına çeşitli işkenceler uyguladı. Ancak yine de herhangi bir yanıt alamadı. Gençlerin ölüm sebebini bulamayanlar zamanla doğaüstü teoriler geliştirdiler. Bunların en başında gençlere uzaylıların saldırdığı ve uzaylıların 9 kişi üzerinde deneyler yaptığı yönündeydi. Komplocular cesetlerin üzerinde radyasyon tespit edilmesini de uzaylıların deneylerine bağladı. İkinci doğaüstü teori bölgede folklorik bir özelliğe sahip olan koca ayak yani yeti ile ilgiliydi. Gorille benzeyen iki ayaklı bu destansı yaratık 9 dağcı gence saldırmış olabilirdi. Ancak ne bölgede ne de cesetlerde böylesine vahşi bir varlığın herhangi bir saldırısına ilişkin kanıta rastlanamadı. 9 dağcı gencin bu yolculuğa çıkış amacı Rusya'nın Ural dağlarında yer alan Gora Otartan dağına ulaşmaktı. O yıllarda Sovyet hükümeti tam da bu dağda bazı füze denemeleri yapıyordu. Hatta dönem dönem bu füze denemeleri gökyüzünde turuncu daireler oluşturuyordu. Gora Otartan dağında yapılan bu füze çalışmaları için 9 gencin kullanıldığı düşünüldü. Ancak tüm olasılıklar cevapsız kaldı. Kimileri hükümetin otopsi raporlarını sakladığına, kimileri bu ölümlerden hükümetin sorumlu olduğuna inandı. Ancak ortaya atılan son iki iddia öncekilerden daha kuvvetliydi. 9 gencin yürüdüğü dağlarda halüsinasyonlara sebep olan bazı mantarlar vardı. Belki de gençler bu mantarlardan yemiş, halüsinasyon görmüş, kendilerini halüsinasyonun etkisiyle çadırdan dışarı atmış, etkisi geçince de çadıra dönememiş ve karanlıkta savrulup donarak ölmüşler. Ölümlerin bir başka sebebi çığ olabilir. Çığın gürültüsünü duyan gençler sesin etkisiyle korkmuş ve çadırdan fırlamış olabilirler. Yollarını kaybedip geri dönemeden donarak ölmüş olabilirlerdi. Peki bu teori doğruysa Luitmilla Dubinina'nın dili nasıl kopmuş, gözleri nasıl yerinden oyulmuştu? Bu durum ise vahşi hayvanlara dayandırılıyor. Onlara göre vahşi hayvanlar buldukları cesedin ilk olarak yumuşak derilerini yemeye başlarlar. Doğaüstü bir durumdan ziyade Dubinina'nın cesedinin son hali vahşi hayvanlara dayandırıldı. Yakın bir zamanda İsveçli bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda bölgede bir tabaka çığı yaşanmış olabilirdi. Ölüm Dağı coğrafi özelliği sebebiyle alçak arazi tabaka çığlarına çok uygundu. Bilgisayar simülasyonları ile bu doğa olayının ağaçlarda gözlemlenenlere benzer yaralanmalara yol açabileceği kanıtlandı. Peki radyasyon izleri nasıl oluştu? Ekibin kullandığı birçok kamp feneri vardı. Görünen o ki içerdikleri toryum fenerler patladıktan sonra vücutlara sıçramıştı. Igor Dyatlov'un adı 9 gencin hayatını kaybettiği o yere verildi ve böylece yaşanan bu gizemli olay tarihe Dyatlov geçidi vakası olarak geçti.